Şizofreni halk arasında akıl hastalığı olarak da adlandırılan bir beyin rahatsızlığıdır. Buna sebep dopamin adı verilen maddenin beyinde aşırı salgılanmasıdır. Dopamin maddesi aşırı salgılandığı zaman şizofreniye özgü bir takım belirtiler ortaya çıkar. Nedir bu belirtiler? Mesela hezeyan dediğimiz, sanrı dediğimiz bir takım düşünceler. Bu düşünceler kişinin değiştirilemediği ve sarsılmaz inançla bağlandığı düşüncelerdir. Mesela kendisini takip edildiğini, kendisinin öldürüleceğini, MIT tarafından takip edildiğini, işte bazı gizli güçler tarafından düşüncelerinin yönlendirildiği, sokakta işte insanların kendisine kötülük yapmak için seferber olduğu, araçların mesela geçen araçların kendisini takip ettiği gibi düşüncelerdir. Bu çok daha ileri aşamalara gelebilir. Mesela kendisinin peygamber olduğunu iddia edebilir veya kendisinin çok önemli bir devlet adamı olduğunu, dünyayı yöneten bir insan olduğunu düşünmesine kadar ilerleyebilir. Bazen hatta kendi ailesinden bile şüphelendirecek, kendi ailesini bile kendisine zarar vereceği düşüncelerine kadar ilerleyebilir. Halüsinasyonlar çok tipik belirtilerdir. Şizofreni hastalığı çok tipik belirtilerdir. Ne demektir halüsinasyon? Kişinin beş duyu organıyla normalde algıladığımız olaylar herhangi ortamda bir uyaran olmadığı halde algılanmasıdır. Mesela bir ses olmadığı halde olmayan bir sesi varmış gibi algılaması. Genelde bu sesler kişi hakkında yorum yapan, işte onu yönlendiren şunu yap, bunu yap, sağa dön, sola dön şeklinde komut veren düşünceler durumundadır. Yani işitme halüsinasyonu. Ki bu şizofreniye özgü halüsinasyonlar bunlardır. Veya bazı olmayan, ortamda olmayan görüntüleri görmeleri, işte kokuları duymaları, bazı işte dokunma duyusuyla ilgili bir takım duyumları elde etmeleri veya işte efendim bazı tatların bazılarına gelmeleri şizofrenide çok fazla olmasa da görebildiğimiz halüsinasyonlardır. Şizofrenide esas önemli olan sosyal çekinme, kişinin çevreyi algılamasının bozulması sonrasında içe kapanması, işte acayipleşmesi, tuhaflaşması, ailesinin bile tanıyamayacağı bir kişi haline gelmesi ve sonrasında işte ortaya çıkan iletişime tamamen kendini kapatmak ve bambaşka işte bu bahsettiğimiz tablolarla ortaya çıkan bir durumdur şizofreni hastalığının önemli özellikleri. Peki tedavi nedir? Özellikle üzerine durulması gereken şey budur. Genelde anne babalar bu durumun tedavi edilmeyeceği veya toplumda tedavi edilmeyeceği gibi bir yargı söz konusudur. Bu yargı tamamıyla yanlış bir yargıdır. Artık şizofreni hastalarının %25'i tamamıyla iyileşebiliyor. Hatta %25'i ilaç almayacak derecede iyileşebiliyor. Fakat %50 ile 60'ı ilaçlı bir tedaviyle ve uygun psikoterapilerle hayatlarını idame ettirecek, hatta kendi başlarına bir takım sorun alabilecek hale gelebiliyorlar. Peki ilaç tedavisinin yanında neler yapılması gerekiyor? İşte psikososyal terapiler dediğimiz özel şizofreni hastalığına özgü bazı terapi yöntemleri vardır. Bu terapi yöntemleri olmadan sadece ilaçla %50 başarı varsa bu yöntemlerle bu başarı %80'e 90'a ulaşmaktır. Hatta evlenebilen, çocuk sahibi olabilen, efendim okula gidebilen, meslek sahibi olabilen birçok şizofreni hastamız vardır. Ancak bu ilaç artı bu bahsettiğimiz terapiler sayesinde olmak.